birbirini izlemeye devam ediyor. Şimdi Cumhur İttifakı yönünde değerlendirdikten sonra gelelim Millet İttifakı'na. Bu aşamada dönmek istiyorum Sayın Çalışkaner sizlere. Şimdi son anketlere bakıyoruz. Son anketlere baktığımda Alfa araştırmadan gördüğüm bir anket. %28,3'te Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti olarak gösteriyor. %30 dolaylarında seyreden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Alfa araştırma içerisinde 27'ye düştüğünü, ittifaklar bazında milletin Cumhur'a %13,3 fark attığına dönük açıklamalar. Şimdi TİM araştırmadan duyduk, önümüzdeki dönemde duyacağız. Artı bir araştırmanın yeni anketi Eylül ayı başında yapacak. Hemen reklam arasında gelir gelmez Sayın Çalışkaner'e sormuştuk bu konuda. Ancak ziyaretleri devam eden bir isim. Anadolu'yu geziyor, temaslarda bulunuyor ve son anket bilgilerini de soracağım. Geçtiğimiz aylardan bakiye. Kuşkusuz önemli değişkenler barındıracak bu son iddialar. Veya siz anket çalışması yaptığınız sırasında belki de Merkez Bankası'ndan hiç sürpriz olmayan başka kararlar duyacağız ve milletin cebi belki bir nebze daha boşalmaya devam edecek. Bu da seçmen endeksini değiştirecek kuşkusuz. Ama bugün için soruyorum. Altılı Masa'nın oy oranları, Cumhur İttifakı'nın oy oranları. Böylesi bir gidişat neye işaret ediyor? Hep söylediğiniz bir şey var siz anketçilerin, oy trendi. Trend nereye doğru gidiyor? Adalet ve Kalkınma Partisi'ni hangi aralıklarda tutuyor bu tartışmalar? Cumhuriyet Halk Partisi'ni, İyi Parti'yi, DEVA'yı, Geleceği, Saadet Partisi'ni, Demokrat Parti'yi, kısacası Altılı Masa'yı nereye doğru götürecek gibi. Tabii bu analiz içerisinde şunu da cevabını rica edeyim. Böylesi bir gündem varken vatandaş Altılı Masa'dan örneğin ne bekliyor? Daha fazla inandırıcı olması için, oraya daha fazla dönebilmek için hangi partiyi olursa olsun, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopmakta olan seçmen ya da kopan seçmen neyi önceliyor, neye bakıyor? Şimdi neyi önceliyoruz? Biz en son Haziran ayında yapmış olduğumuz araştırma Haziran'ın sonuydu. Zaten Temmuz'da açıkladık. Temmuz'da açıkladığımızda AK Parti ile CHP arasındaki makas 0.9'a düşmüştü. %29.1 AK Parti'ydi, %28.2 Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Dolayısıyla da Altılı Masa'nın ya da Millet İttifakı, Altılı Masa'yı biz eğer şimdi artık Altılı Masa Türkiye Masası demeye başladı kendisine. Türkiye Masası'nı total olarak aldığımızda Cumhur İttifakı'nın yaklaşık 8-9 puan, 12 puana yakın bir ön şey durumu vardı. %37 gibi şey vardı Cumhur İttifakı, %49, %50 civarında da Millet İttifakı'nın durumu vardı. Türkiye'nin en önemli sorunu ne diye sorduğumuzda kitlelerin %86'sı temel olarak ekonomi diye söze başlıyordu. Dolayısıyla da halkın gündeminde ekonomi var. Bu son gelişmelerde demin Barış Bey de söyledi, Sayın Bila da söyledi. Aslında Albayrak'ın yapmış olduğu açıklamayı ben biraz da şöyle buna da yoruyorum. Bir taraftan ekonomik sıkıntı, bir taraftan yolsuzluklar, bir taraftan yasaklar, bir taraftan festivallerin yasaklanması diğer yasaklarla birlikte kutuplaştırmayı daha derinleştirmek gibi dertleri var. Ancak Albayrak'ın yapmış olduğu açıklama anladığım kadarıyla o mahallede de bir rahatsızlık yaratmış durumda diye ben yorumluyorum. Bu noktada halkın o mahallede bir baskısı söz konusu. Altılı Masa'dan ne bekliyoruz? Ne bekliyorlar? Temelde bir inandırıcılık. Altılı Masa'da şöyle bir handikap da görüyorum. 6. toplantılarını yaptılar. İlk yaptıkları toplantı Şubat ayındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam 28 Şubat'ta yapılıp açıklandı. Evet. Şimdi Ağustos'a geldiğinde ikinci tur işte o da 2 Ekim'de başlayacak. Dolayısıyla daha kalıcı, daha net açıklamalar yapılması bekleniyor. Biraz da şeyi de artık halkta da bir beklenti oluştu. Yani Cumhurbaşkanı adayının da açıklanması yönünde. Ben sizin başka yayınınızda da söylemişti. Ben artık Eylül sonu ya da bu son ilk turdan sonra da Cumhurbaşkanı adayının da açıklanacağını düşünüyorum. Bu anlamda muhalefet ya da Altılı Masa ya da Türkiye Masası şunu doğru yapıyor gibi görünüyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantılarını meclisin kapanmasıyla sonlandırmayıp illere yayması. Evet. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemiş olduğu bir ifade vardı. Neydi o? Artık AK Parti'nin kalesi diye bir şey yok. 81 il
Altılı Masa'nın hepimizin kalesi. Biz 81 ilde var olacağız. Bu arada i̇şte, katılımlar da sürüyor. Gerek Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı yaptığı yerlerde de eski il başkanları, ilçe başkanları Adalet ve Kalkınma Partisi'nden geliyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde bir milletvekili de katılım gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi. Ağrı'dan da katılım olmuştu. Ağrı'dan. Ağrı'dan eski milletvekili katılımı oldu. Keza hepimizin bildiği işte MHP'nin ya da AK Parti'nin kalesi dediğimiz Erzurum'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi ilgi gösterildi. Sayın Akşener'in gitmiş olduğu illerde yapmış olduğu esnaf ziyaretlerinde halkın temel gündeminin ne olduğunu görüyoruz. Deva Partisi'nin yapmış olduğu 3 miting vardı. Açıkçası şaşırdığım bir kitle toplandı Deva Partisi. Ciddi bir teveccüh gösterildi orada kitleler tarafından, halk tarafından. Dolayısıyla da muhalefet burada inandırıcılık anlamında bence bir çıta yakaladı. Psikolojik üstünlüğü de ele geçirmiş oldu. AK Parti kurulduğu günden bu yana %30'un altına düşen bir parti değil. Yapmış olduğumuz son araştırmada biz Ocak ayında yaptığımız araştırmada %32 bulmuştuk. Onun da demin Barış Bey'in söylediği aslında çok önemli bir nokta var. Ekonomik açılımı sağladıkları noktasında ilerleyebilirler mi? Bence de bu saatten sonra geri dönüşü yok ama etkisi de olacaktır. Aralık ayında %30 olan AK Parti, Ocak ayında yani asgari ücret zammıyla beraber Ocak ayında %32'yi görmüştü. Dolar operasyonu yapmışlardı. Tarihi yanlış hatırlıyor olabilirim. 18 Aralık ya da 20 Aralık civarında 18 olan doları işte 10 liraya kadar düşürdüler. Dolayısıyla doğru. Barış Bey'in söylediği şey çok doğru. Orada bir kitle var ki reis yapar. Reisle ilgili bir beklenti tabii ki kitlelerde var. Tabii ki Sayın Erdoğan. Ama yine de zirvenin %32 olduğunu söylüyorsunuz aynı anlamda. Tabii ki, tabii ki. Ve şu anda kitlelerde bu, şunu da özellikle belirtmek gerekiyor. Bir istatistikçi, bir araştırmacı olarak şunu söylemem gerekiyor. %29'u da kararsızlar dağıtıldığı zaman buluyor. Biz peki, doğal olarak bu önemli. Kararsızları istatistikçi olarak dağıtıyoruz. Kararsızların kütlesel olarak işte en çok oy alan AK Parti olduğu için AK Parti'ye gideceği varsayılarak ona göre bir dağılımda söz konusu. Kararsızların etkilenmesi altılı masa için, Türkiye masası için ben çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada ortaya konulacak söylemler, somut söylemler isteniyor. Somut söylemleri de gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nde, İYİ Parti, Deva Partisi'nde ya da diğer partilerin tamamında görüyoruz. Nedir bunlar? İşte asgari ücreti tetikleyen faktörlerden bir tanesi muhalefetti. Muhalefet bu noktada çok doğru adımlar atıyor. Nedir? İşte ek göstergelerin gündeme gelmesi, EYT'lerin gündeme gelmesi ve benzeri gibi unsurlar var. Ancak sığınmacılarla ilgili ben AK Parti'nin önümüzdeki günlerde adımlar atabileceğini düşünüyorum. Esat'la görüşmede bu trafikle ilgili olabilir mi? Ben onun öyle olacağını düşünüyorum. AK Parti seçmeni şu anda en çok suçladığı parti, her ne kadar partisine toz kondurmamaya çalışsa da sığınmacılar konusunda kendi partisini ciddi suçluyor. En çok buradan vuruyor. Evet, burada çok etkilendi. Çünkü ekonomik sıkıntıyla beraber AK Parti seçmenini de vurdu. Dolayısıyla da sığınmacılar konusunda AK Parti'ye ciddi bir yüklenme söz konusu. Sadece AK Parti seçmeni değil, diğer seçmen kitlesi de bu noktada ekonomik sıkıntılarla beraber sığınmacılar konusunda bir rahatsızlık söz konusu. İşte Esad söyleminden Esad'a geçilmesiyle beraber AK Parti'nin burada birazcık bir trendi yükseltebileceğini, ancak her şeye rağmen ben %30'un üzerine çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü önümüzde hepimizi çok zor bir kış bekliyor. Bu kışta AK Parti'nin tekrar %30 trendini aşacağını ben beklemiyorum. Önümüzdeki günlerde hatta Altılı Masa'nın Cumhur İttifakı'na çok daha fazla fark atacağını, çünkü bu kışın çok zor geçeceğini görüyoruz. Aralık'ta esasen AK Parti'nin politikasının net olarak oluşacağını düşünüyorum ben. Bunun da temel sebebi asgari ücrete yapılacak zam oranı. Yani seçim ekonomisine geldi konu. Millet İttifakı yönünden değerlendiriyoruz. Şimdi de Fikret Bil'e döneyim hızlıca. Birazdan aslında vatandaşlardan da çok ilgi çekici, çok tartışılacak sorular geliyor. Birazdan yöneltmek istiyorum. Daha çok süremiz var. 50-55 dakikalık bir vaktimiz var. Altılı Masa'dan bundan sonra ne beklenebilir? Böylesi bir Türkiye gerçeğinde bir yandan iddialar birbirini kovalıyor ama ekonomide tencere dolmuyor. Böylesi bir dönem. İktidarın seçim ekonomisi uygulayacağı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin af çalışması yaptığı tevatürleri dolu dizgin devam ederken gelelim Altılı Masa'ya. Altılı Masa'nın içerisinde bulunan partilere. Bundan sonra neler beklemeliyiz? İkinci turuna başlıyor. Adaylık beklentisi, yani adaylık ilanı beklentim var dedi Hüseyin Çalışkaner. Fikret Bil'e buna katılır mı? En önemlisi olası bir aday açıklanma stratejisi
bizleri, basın mensuplarını neyi izlemeye teşvik eder? Nasıl bir 9'a izleriz böylesi bir durumda? Ama daha çok merak ettiğim, artık altılı masa hangi döneme geçiş yapacak? Önümüzdeki süreçle birlikte, önümüzdeki aylarla birlikte. Evet, Can, Sayın Çalışkaner'in sözlerine bir iki ilave yapayım. Buyurun. Yani önümüzdeki kış şartları çok ağır geçecek. Yani ne kadar çaba gösterirse göstersin iktidar, çok ağır bir kış bizi bekliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Yani 37 metreküp gaz 200 lira alınabiliyor ve 4 gün yetebiliyor bir aileye. Bunun için baktığınızda, ayak çıkarttığınızda en az 1500 liralık bir gaz parası ayırması lazım vatandaşın. Elektrikte 600 lira gibi hesaplanıyor kombi çalışacağı için. Toplamda işte en azından 2000 liranın ısınmak için harcanacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Bu bakımdan iktidarın yol açtığı bu ekonomik krizden tekrar toparlanma çıkartması ve oradan oy devşirmesi para bassa bile pek mümkün gözükmüyor, onu söyleyeyim. Peki. Altılı masaya gelince olay şu: şimdi iktidarın en büyük kabusu bu altılı masanın dağılmamış olması. Sayın Erdoğan da bunu bir açıklamasında, bir iç parti değerlendirmesinde, İstanbul seçimlerini kaybetmemizin nedeni muhalefetin birlikte hareket etmesidir diye ifade etmişti. Gerçekten altılı masanın her türlü hamleye karşı hala devam ediyor olması bence iktidar değişikliği bekleyen seçmen bakımından en önemli umut, en önemli gösterge. Birçok kez iktidar yanlısı yayın organları altılı masada kriz var diye günlerce yayın yaptılar. Liderler arasında kriz var, işte partiler arasında kriz var, adaylıkta anlaşamıyorlar, dağılacak, ayrılacak, içinden başka şeyler çıkacak gibi yayınların devam ettiği süreçte altı partinin lideri kendi aralarında uyumlu toplantıları yapmaya devam ettiler. Şimdi bu çok önemli. Eğer bu birliktelik devam eder ve demin ifade ettiğim gibi kucaklaşma politikası sürdürülürse, altılı masanın ortak adayının Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması çok yüksek bir olasılıktır. Altılı masada liderler bu çalışmayı yürütürken partilerin uzmanlarından oluşan komisyonlar da sorunların çözümü konusunda somut raporlar hazırlıyorlar. Bunlar her toplantıda ele alınıyor. Yani iktidara gelindiğinde neler yapılacağı, hatta kadroların bile kimlerden oluşacağı yavaş yavaş belirleniyor. Burada alttan sessiz ama güçlü bir çalışmanın yürütüldüğünü söyleyeyim. Adaylık konusunda ise şu ana kadar ortaya çıkan Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığa çok yaklaştığı şeklinde bir izlenim var. Bunun nedeni hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok etkili muhalefet yapmaya başlaması, performansının yüksek olması, altılı masanın mimarı sayılması, 2019 yerel seçiminin kazanılmasında İYİ Parti ile yaptığı işbirliğinin çok başarılı bir şekilde işlemesi ve devam ettirilmesi, altılı masanın en büyük partisinin CHP olması, ana muhalefet partisi olması sebebiyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığı güçlendi. Buna iki unsuru daha eklemek lazım. Sayın Meral Akşener geçtiğimiz günlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı problem olmaz diye bir beyanda bulundu. Hemen aynı günlerde Sayın Karamollaoğlu da Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yüksek ihtimaldir dedi. Yani masadan böyle destekler de geldi. Daha önce Demokrat Parti lideri Sayın Gültekin Uysal da Sayın Kılıçdaroğlu'nun niteliklerini öven açıklamalar yapmıştı. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu ortak adayın belirlenmesinde çok etkili olacaktır. Eğer kendisi aday olması gerektiğine karar verirse diğer liderler tarafından itiraz edileceğini zannetmiyorum. Sadece kendisi aday olmayı istemiyorsa o zaman başka bir isim üzerinde uzlaşma aranabilecektir. Ama şu ana kadar benim aldığım bilgilerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacakmış gibi konuşmaya, önermeye, sorgulamaya devam edeceği şeklinde. Yani Eylül ayında aday belli olur mu? Şimdi altılı masanın ortak açıklamalarından biri, masanın ortak adayının seçim tarihi ilan edildiği gün açıklanacağı şeklindeydi. Eğer iktidar bir seçim tarihi ilan ederse o gün ortak aday açıklanacak. Ama ben adaylık konusunda da altılı masanın dağılmayacağı kanaatindeyim. Ve altılı masadaki altı parti ortak adaya destek verirlerse Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma olasılıkları yüksek. Diğer taraftan Millet İttifakı dışında iki ittifak daha kuruldu. Bir tanesi HDP'nin
şemsiyesi altında bir ittifak kuruldu ve Sosyalist Partiler de bir ittifak kurdular. Şimdi Millet İttifakı'nın dışındaki iki ittifak da Cumhurbaşkanlığı konusunda ortak adayı destekleme kararı verirlerse veya belirlenecek adaya rahatlıkla oy verebilecekleri ortaya çıkarsa Millet İttifakı'nın ortak adayının büyük fark atarak seçimi kazanma olasılığı da var. Böyle bir siyasi gelişme de var. Şu ana kadar Millet İttifakı dışındaki iki ittifaktan da Sayın Kılıçdaroğlu aleyhine bir yaklaşım görmedik. Sadece ilkeler bazında uzlaşmak lazım diyorlar ki yayınladıkları ilkelere baktığınızda bunlar Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin sırt çevireceği, yok sayacağı ilkeler değil. Zaten içlerinde birçok ilkeyi CHP'nin de savunduğunu biliyoruz. Böyle bir kendiliğinden bir siyasi işbirliği, çok geniş bir demokratik cephe ortaya çıkarsa Millet İttifakı'nın adayının seçimi kazanması çok daha kolaylaşır. Sayın Avşar, sokakta gördüğünüz, duyduğunuz, işittiğiniz altılı masadan ne bekliyor vatandaş ve bundan sonra bizler neler göreceğiz, neler beklemeliyiz, hangi projelerin hayata geçtiğine şahit